Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte sindirim sistemini konuşacağız. Sindirim sistemi ÖSYM'nin çok zorlamadığı ama bu zorlamayacağı anlamına gelmediği bir sistemden bir tanesi. Birkaç tane ufak değişikliğimiz var. Onlardan bahsedeceğim. Yine iki bölüm halinde anlatmış olacağım. Bugün birinci bölümünü anlatacağım. Yarın ise ikinci bölümünü anlatacağım. Hadi gelin dersimize başlayalım. Video atamadım. Bayağı bir sıkıntı benim midemde maalesef ki bazı sıkıntılar var. Yani gastrit bulunmakta. Bu yüzden de tuttuğu zaman birkaç gün beni oyalıyor. Bundan dolayı da yoktum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Devam edeceğim video yüklemeye. Onu da söylemiş olayım. Videoya başlamadan öncesinde bir beğen tuşuna basmanızı ve kanala abone olmanızı rica edeceğim. Hadi gelin başlayalım o zaman. Şimdiki hemen ne yapalım? Büyütelim bir ekranımızı. Şöyle büyüttüm. Şimdi İlk başlangıçta konuşacağım şey işte sindirim çeşitleri olacak. Sindirim çeşitlerini biz iki şekilde inceleyeceğiz. Bir tanesi kimyasal sindirim olacak. Bir tanesi ise arkadaşlar fiziksel sindirim olacak. Kimyasal sindirimin içerisinde ne yazmışız arkadaşlar? Hidroliz yazmışız. Hidroliz neydi arkadaşlar? Hidroliz şuydu. Bir maddeyi alacaktım. Bunu suyla muamele edecektim. Ve bundan ne yapacaktım? Yine farklı bir madde üretecektim. Ve bunda herhangi bir şekilde bakın su neredeydi? Su girenlerdeydi. Ve arkadaşlar herhangi bir şekilde ne harcanmıyordu bunda? ATP enerjisi harcanmıyordu. Bakalım şimdi. Büyük moleküllü besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla parçalanaraktan yapı taşlarına ayrılmasına kimyasal sindirim denmekte. Kimyasal sindirimin temel amacı enerji verici molekülleri hücre zarından geçebilecek büyüklüğe getirmektir. Mesela maltoza baktığınız zaman hücre zarından geçebilir mi? Geçemez. Glikoza parçalarsa eğer ki hücre zarından geçer mi? Elbette geçer. O zaman bunun amacı neymiş? Daha küçük maddeye ne yapmak? Ayrıştırmak. Güzel. Hücre zarı seçici geçirgenleri büyük moleküllerin geçişine izin vermez. Biliyoruz zaten. Kimyasal sindirimde ATP harcanmaz. Neden? Çünkü bu tepkime bir hidroliz reaksiyonu olduğu için ATP harcanmayacaktır. Bu nedenle hem hücre içerisinde hem de hücre dışında gerçekleşebilme özelliğine sahip. Şimdi endostoz yoluyla hücre içerisinde alınan besinlerin hücre içinde parçalanmasına hücre içi sindirim deniliyor. Bakın kimyasal sindirim farklı bir durum. Hücre içi ve hücre dışı sindirim farklı bir durum. Bakın dikkat ederseniz endostoz yoluyla demiş. Endo demiş. Endo ne? İç anlamına geliyor. Endostoz demek ne demek? Ben büyük molekülleri hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki molekülleri hücre içerisinde alıyorsam eğer ki endostoz yapıyorum demektir. Buna biz hücre içi sindirim diyoruz. Besinlerin hücreden egzostoz ile salgılanan enzimlerle hücre dışında parçalanmasına ise hücre dışı sindirim denmekte. Burada ne yapıyorum? Egzo ne anlamına geliyordu? Dış anlamına geliyordu. TET kısmında anlatmıştık. Ben besini dış ortamda parçalayıp enzimler yardımıyla bunu parçaladıktan sonrasında geri alıyorsam eğer ki burada bir hücre dışı sindirim gerçekleştirmişim demektir. Ama besini içeride parçalıyorsam hücre içi sindirim gerçekleştiriyorum demektir. Tamam mı? Kimyasal sindirimde ise bunun parçalanma şekline diyorum ben. Tamam. Dikkat demişiz. Hücre dışı sindirim, hücre içi sindirime göre daha ileri bir adaptasyondur. Neden? Hücre dışı sindirilmesi için buna uygun nesi olması lazım canlının? Enzimleri olması gerekiyor. Enzimleri yoksa eğer ki bu reaksiyon dizisini gerçekleştiremeyecektir. Geldik diğerine. Mekanik sindirim veyahut da diğer ismiyle nedir bu? Fiziksel sindirim diye geçiyor. Bakalım mekanik sindirim ile sindirilecek besinlerin yüzeyi arttırılır. Böylece kimyasal sindirimin daha hızlı gerçekleşmesi sağlanmış olur. Şimdi bakın elinizde şöyle güzel bir parça et var. Tamam mı? Parça et var. Sen bunu ne yapıyorsun? Fiziksel olaraktan herhangi bir yani kimyasal olaraktan herhangi bir değişikliği uğratmadan ne yapıyorsun? Kıyma makinesinden geçirip kıyma haline getiriyorsun. Tamam mı? Burada ne yapmış oldun? Yüzeyi daha fazla arttırmış oldun. Herhangi bir enzimatik reaksiyon dizisi kullanılmadı burada. Sadece bu parça eti, yine bu et ama sadece şekli değişti. Kimyasal yapısı herhangi bir şekilde değişmedi. İşte biz buna fiziksel veyahut da mekanik sindirim diyoruz. Mekanik sindirimde enzimler herhangi bir şekilde görevli değildir. Ayrıca mekanik sindirimde besin molekülü yapı taşlarına kadar parçalanmayacaktır. Yani şunda olduğu gibi ben ta glikozlara kadar ne yapmayacağım? Parçalamayacağım. Maltoz, elimdeki maltoz yine maltoz. Herhangi bir şey değişmiyor arkadaşlar. Bundan bahsediyorum. Tamam. Burada en baba örnek işte soru bankasında vesaire çıkan örnekler arkadaşlar safra. Safra denilen vatandaşımız göstereceğim daha sonrasında yağların kimyasal değil nesini sağlıyor?
fiziksel sindirimini sağlıyor. Kimyasal sindirimini ise lipaz enzimi yardımıyla ne yapacaktı? Pankreastan salgılanan lipaz enzimi yardımıyla yağların kimyasal sindirimi gerçekleşecekti. Onu da anlatacağım daha sonrasında. Tamam, olay bu. Yani fiziksel kimyasal sindirim bu muhabbet. İnsanda sindirimin bölümleri. Şimdi ağız boşluğu var. Yutak bulunmakta. Bakın ağız boşluğu, yutak. Yemek borusu daha sonrasında. Sonrasında midemiz bulunmakta. Sonra pankreasımız, kalın bağırsağımız, ince bağırsağımız, anüs bulunmakta. Yardımcı olaraktan da karaciğer, safra kesesi bulunmakta. Pankreas da yardımcı olaraktan bulunmakta. Şimdi buraya dişler kısmını eklemiyorum. Ben konu kalıpları serisinde soru beklediğim yerlere değiniyorum. Bu yüzden dişler kısmını eklemeyeceğim. Yani dişle alakalı işte dişin şu tabakası varmış bilmem ne değil. O muhabbeti eklemeyeceğim. Onu izlemek istiyorsan eğer ki 2022 AYT oynatma listesinde var. Ana oynatma listemizde bulunmakta, ilgin olsun. Tamam. Şimdi o zaman abi ağız boşluğundan başlayacağız. Yutak, yemek borusu, işte mide, kalın bağırsak, ince bağırsak da gideceğiz. Sonrasında ise yardımcı kısımlar var. Karaciğer, safra kesesi, pankreas gibi, onlardan bahsedeceğiz. İnsanın, dikkatli, bu çok önemli, sindirim kanalında hücre dışı sindirim gerçekleşir. Mesela adam diyor ki sindirim kanalında bulunan, insanın sindirim kanalında bulunan işte bilmem ne maddesi diyor. Sen bunun nerede gerçekleştiğini bileceksin. Hücre dışında gerçekleşeceğini biliyor olman lazım. Tamam mı? Sorularda çok fazla çıkar karşımıza. Gel şimdi. Sindirim kanalı genel olaraktan 6 organdan oluşuyor. Ağız var, yutak var, yemek borusu var, mide var, ince bağırsak var ve kalın bağırsak var. Bunlar zaten sindirimin ana elemanları diye adlandırılıyor. Tamam mı? Biz şimdi ne yapacağız? Bunların tamamını inceleyeceğiz. Sonrasında ise yardımcı kısımlarını ne yapacağız? İncelemiş olacağız. Ağızla başlayalım bakalım. Dişler yardımıyla mekanik sindirim gerçekleşir demiş. Mekanik sindirim gerçekleşiyorsa o zaman fiziksel sindirim gerçekleşiyor diyebilir miyiz? Evet. Yani kimyasal sindirimin herhangi bir şekilde gerçekleşmediğini ne yapacağım bileceğim abi burada. O zaman midede bir mekanik sindirim varmış. Tükürük bezinden gelen tükürük salgısı yardımıyla kimyasal sindirim gerçekleşir. Kimyasal sindirimde en babacan adamlarından bir tanesi, hatta teki diyebiliriz, amilaz yani pityalin denilen bir enzimimiz var. Pityalin enzimi ne yapıyor değerli dostlar? Kimyasal sindirimini gerçekleştiriyor karbonhidratları. Tükürük salgısı içerisinde 1. Amilaz yani pityalin enzimi bulunur. Mukus bulunur. Su bulunmakta. Kalsiyum fosfor bulunur. Ve lizozim enzimleri de ne yapacaktır? Bulunmuş olacaktır. Lizozim aynı zamanda terde, gözyaşında ve nerede bulunacaktır? Tükürükte bulunacaktır. Mikroorganizmalardan koruyucu etkiye sahip lizozim. Tükürüğün pH'si 6-7 arasında ve içeriğinde bulunan pityalin enzimiyle, dikkat, karbonhidratların sindirimi nerede başlıyor? Ağızda başlıyor. O zaman bu muhabbet çok fazla önemli. Yani karbonhidratların sindirimi nerede başladığını biliyor olmamız lazım. Ağızda başlıyor. Geldik yutağa. Yutak ve yemek borusu konu mankenliği yapıyor. Neden? Çünkü mekanik ve kimyasal sindirim reaksiyonlarını gerçekleştirmiyor bunlar. Bunlar sadece konu mankenliği yapıyor. Burada yutkunma sırasında gırtlak kapağı yani epiglottis soluk borusunu kapataraktan besinlerin soluk borusuna kaçmasını ne yapıyor? Önlüyor. Yani soluk borusuna kaçmayı engelleyici etki yapıyor. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar şöyle bir durum söz konusudur. Bir tane borumuz var burada. Bir tane daha vatandaşımız var burada. Bunun açıldığı yer farklı, bunun açıldığı yer farklı. Bunlardan bir tanesi ne olacaktır? Yemek borusu olacaktır. Bu yemek borusu nereye açılacaktır? Mide kısmına açılacaktır. Bu ise soluk borusudur. Soluk borusu nereye açılacaktır? Elbette ki akciğere açılacaktır, değil mi? Eğer ki yanlışlıkla buraya bir cisim kaçarsa ne yaparsın sen? Öksürme hareketi gerçekleştirirsin. Bu yüzden ne olacaktır? Bunu engelleyici etkiye sahip olacak yutak. Yemek borusuna geldiğim zaman ise yine aynı şekilde, yani mekanik ve kimyasal sindirim gerçekleşmiyor sevgili arkadaşlar. Sadece ne yapılıyor burada? Peristaltik hareketler var. Yemek borusunun orta tabakasındaki düz kasların kasılıp gevşemesi sonucu oluşan ritmik dalga hareketlerine peristaltik veyahut da sağımsal hareketler deniliyor. Besinler ne yapılıyor burada? Şöyle bakın, peristaltik hareketler yardımıyla nereye iletilecektir besinler? Mide kısmına iletilmiş olacaktır. Tamam, unutmuyoruz bunu. Dikkat demişiz, peristaltik hareketler sindirim kanalına özgüdür. Yani sindirim kanalında gerçekleşir. Geldik mideye.
Mide, orta tabakasında bulunan enine, boyuna ve çapraz yerleşmiş düz kasların etkisiyle ne yapacaktı? Mekanik sindirim gerçekleştirecekti. Düz kasların diyor, düz kasları görmüştük biz, nasıl çalışıyordu? İstemsiz çalışma reaksiyonu gidiyordu. Mekanik sindirim gerçekleştiğini mutlaka bileceğiz midede. Kimyasal sindirim gerçekleşmiyor mu midede? Elbette gerçekleşiyor. Mide bezleri tarafından üretilen mide öz suyu yardımıyla kimyasal sindirim de gerçekleşiyor. O zaman midede hem fiziksel sindirim var hem de kimyasal sindirim var bileceğiz. Mide öz suyunun içeriğinde ise mukus bulunmakta. Su ve hidroklorik asit bulunmakta. Hidroklorik asit kuvvetli bir asittir. pH'sı kaç olacaktır? 2 ile 3 arasında. Hatta 1,5-2 diyen de var. Pepsinojen enzimi, bakın sonu jenle bitiyorsa eğer ki, nasıl bir enzimdir bu? Pasif bir enzimdir. Ve anne sütü olan çocuklarda LAP yani renin enzimi bulunmakta arkadaşlar. Şimdi mide öz suyunun pH'sı 1,5-3,5 arasındadır ve içeriğindeki pepsin enzimiyle protein sindirimi midede başlar. Şimdi proteinlerin sindirimi midede başlar diyor. Şu kısma hemen yazacağım. Ağız kısmında neyi konuşmuştuk biz? Ağız kısmında demiştik ki kardeşim karbonhidratların sindirimi başlar. O zaman mide kısmı için neyi konuşacağım? Proteinlerin sindirimi nerede başlıyormuş? Midede başlıyormuş. Mide öz suyunun pH'sının 1,5-3,5 olmasını sağlayan kim peki? Hidroklorik asitin asitliği. Mide öz suyunda bulunan hidroklorik asitin görevleri şunlardır demişiz. Pepsinojeni aktifleştirir. Bakın sonu jenle biten adam pasifti. Bu yüzden ne yapacaktır? Pepsinojeni aktifleştirecektir. Pepsin enzimi için optimum pH değeri sağlıyor. Pepsin de asidik bir enzim arkadaşlar. Besinlerle gelen mikroorganizmaları öldürür. Zaten asidik olduğu için değerli dostlar ne olacaktı? Buna mikroorganizma dayanmayacaktır elbette. Midenin enzim salgılaması mekanik, sinirsel ve hormonal etki şeklinde 3 farklı yolla kontrol ediliyor. Bakın gösteremedik daha doğrusunu söylemek gerekirse. Fakat parasempatik sinir faaliyeti midenin çalışmasını hızlandırırken diyor. Neden parasempatik sinirler midenin çalışmasını hızlandırıyor? Parasempatik sinir dediğimiz zaman şöyle kodlayın demiştim size. Hani geçen yıllardan bahsediyorum. Parasempatik diyorsa patron adam olarak alacaktın. Patron adam yemek yemeyi severdi. Bu yüzden midenin çalışmasını ne yapacaktır? Hızlandıracaktır. Sempatik sinirler ise midenin çalışmasını yavaşlatır. Sempatiyi de işçi olarak kodlayın demiştim. İşçi adam çalışmaktan yemek yemeye vakit bulamaz. Bu yüzden midesi boştur. Bundan dolayı mide çalışması yavaştır. Şimdi bizi dinleyenlerden elbette ki yani işte benim babam işçi sen ne demek istiyorsun diyen ne olacaktı? Benim babam da işçi emeklisi. Yani o yüzden hiç şey yapmanıza gerek yok. Bunu bu şekilde kodlattırmak için böyle yaptırıyorum. Yani yoksa benim böyle istediğimden dolayı değil, bilginiz olsun. Hani kimse alınıp gücenmesin arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Mide tarafından salgılanan gastrin hormonu mide faaliyetini hızlandırırken. Bakın mide tarafından salgılanan bir hormonumuz var. O da gastrin hormonudur. Şurada bakın ince bağırsaktan salgılanan enterogastrin hormonu mide faaliyetini yavaştırıyor diyor ya. Bu artık yok. Bunu artık çiziyorum. Çizmek için yazdım buraya. Enterogastrin hormonu Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncellemesinden dolayı artık herhangi bir şekilde geçmiyor. Yani enterogastrin hormonundan sorumlu değilsiniz. Zaten akademik kaynaklarda da enterogastrin diye bir hormon yoktu arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da çıkması gerekiyordu. Milli Eğitim Bakanlığı da bu güncellemeyi yaptı. Artık herhangi bir şekilde enterogastrin diye bir hormon yok. Mide tarafından sadece salgılanan hormon gastrin diye alacağız, tamam mı? O zaman mide tarafından salgılanan gastrin hormonu mide faaliyetlerini ne yapıyormuş? Hızlandırıyormuş. Tamam mı? Bu şekilde bileceğiz sadece. Şimdi midenin faaliyetlerinde mekanik etki var demiştik. Sinirsel etki var demiştik. Bir de hormonal etki var demiştik. Bakalım besinlerin çiğnenmesi, kokusunun algılanması vesaire fiziksel etki. Yani mekanik etki olacak. Daha sonrasında vagus siniri uyarılır. Bu parasempatik etki yapıyor. Parasempatiyi patron diye kodlamıştık. Mide çalışması ne yapacaktı? Hızlanacaktı. Sinirsel etki diye adlandırılıyor. Hormonal etki ise bu hızlanıyor ya. Yani vagus siniri uyarıldığı zaman midenin çalışması hızlanıyordu ya. Bundan dolayı da mide iç salgı bezleri ne yapıyor? Gastrin hormonunu salgılıyor. Bu da hormonal etki diye adlandırılıyor. Gastrin etkisiyle mide dış salgı bezleri mide öz suyunu ne yapacaktır? Salgılayacaktır ve midenin çalışması hızlanacaktır. Dikkat demişiz.
Hormonların düzenleyici etkisi, mukus salgısı ve pepsin enzimlerinin pasif salgılanması mideyi asitten ve kendi kendini sindirmekten ne yapıyor? Koruyor. Bakın, düzenleyici bir etkisi var hormonların. Mukus salgısı. Mukus salgısı demek ne demek? Mide şöyle bir yapıya sahip. Bunun iç astarı mukusla kaplı arkadaşlar. Neden? Kendi kendini sindirmesini önlemek için arkadaşlar. Ve asitten korumak için arkadaşlar, değil mi? Ve enzimler de pasif salgıları neden? Yine midenin kendi kendini sindirmesini korumak için. Önlemek için yani. Bunları daha önce sordu. Yine sorma ihtimali var. Bilmekte fayda var o yüzden. Şimdi geldik ince bağırsağa. İnce bağırsağa bakıldığı zaman safra kesesinden gelen safra etkisiyle mekanik sindirim gerçekleşir. Bakın, safra kesesi hiçbir şekilde kimyasal sindirimi gerçekleştirmez. Her zaman neyi gerçekleştirecektir? Fiziksel sindirimi. İnce bağırsak öz suyu pankreastan gelen pankreas öz suyu yardımıyla kimyasal sindirim gerçekleşir. Kimyasal sindirimde ince bağırsak ve pankreas rol oynuyor. İnce bağırsak öz suyunun içeriğinde aminopeptidaz enzimi, tripeptidaz enzimi, dipeptidaz enzimi, maltaz, laktaz, sükraz, dekstrinaz ve karboksipeptidaz enzimi rol oynar. Burada da bir güncelleme meydana geldi. Bahsedeceğim birazdan. O zaman ince bağırsak öz suyunun içeriğinde bunların tamamının olduğunu ne yapacağız? Bileceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Unutmuyoruz bunları. Burada eski kaynaklarda erepsin enzimi geçerdi. O yok artık, tamam mı? Hani bilginiz olsun diye söylüyorum. Yok. Onun yerine aminopeptidaz geldi ve karboksipeptidaz gelmiş oldu. Gel şimdi yukarı bakalım. Pankreas öz suyunun içine bakıldığı zaman ise tripsinojen enzimi var. Kim o tripsinojen enzimi var? Amilaz enzimi var. Bu pankreatik amilaz diye geçiyor. Lipaz enzimi bulunmakta, yağların kimyasal sindirimini sağlıyor. DNAz ve RNAz enzimleri bulunmakta. Bunların da özel ismi var. Şunların ismi nükleazlar diye geçiyor. Tamam mı? Nükleazlar. İnce bağırsak sindirimin tamamlandığı ve maksimum eminimin yapıldığı organdır. Bakın, bu çok önemli bir şey. Neden? Karbonhidratların, yağların ve proteinlerin sindiriminin tamamlandığı yer ince bağırsak. Hatta yağların sindiriminin başlayıp bittiği nokta da aynı şekilde ince bağırsak. Tamam mı? Ama karbonhidrat küçülüyor. Burada ne yapıyor? Tamamlanıyor. Protein küçülüyor. Ne yapıyor? Burada tamamlanıyor değerli dostlar. Tamam mı? Yani ince bağırsak tamamen artık eminime hazır halde hazır hale getiren bir organ diye geçiyor. İnce bağırsakta bulunan eminim yüzeyini arttıran ve epitel hücreler tarafından oluşturulan kırımlara villus denmekte. Villusta oluşturan hücrenin sitoplazmik uzantılarına ise mikrovillus deniliyor. Mikrovillusla alakalı anahtar kelime ne? Eminim yüzeyini arttırmak. Tamam, eminim yüzeyi. Peki, midede oluşan asidik kimus 12 parmak bağırsana ulaştığında bağırsak epiteli tarafından 3 önemli hormon salgılanır diyor. Bunun üçüncüsü entrogastrindi. Entrogastrin artık ne yaptı? Gitti. Bu yüzden iki önemli hormon ne yapacaktı? Salgılanacaktı. Bakalım. Sekretin hormonumuz var ve kolesistokin hormonumuz var. Sekretin hormonumuz hedef organı pankreastır ve hedef organı karaciğerdir. Pankreasta pankreasın bikarbonat yonlarını salgıtaraktan ince bağırsak pH'sını düzenliyor. Bikarbonat neydi? HCO3. Bikarbonat yonlarını ne yapacaktı? Salgılatacak ve ince bağırsak pH'sını düzenleyecek. Sekretin aynı zamanda karaciğer de hedef oluyor arkadaşlar. Burada ise ne yapıyor? Safra üretimini ve salgılanmasını sağlıyor. Kolesistokinin pankreası ve safra kesesini hedef alıyor. Pankreas enzimlerinin salgılanmasını sağlıyor burada. Burada ise safra kesesinde ise safra kesesinin kasılması ve burada depolanan safranın 12 parmak bağırsağına dökülmesini sağlıyor. O zaman iki tane hormonumuz varmış. Bir sekretin, bir tanesi ise kolesistokinin hormonu. Sekretin pankreası ve karaciğeri uyururken kolesistokinin ise pankreası ve safra kesesini ne yapıyor? Uyarıyor. Pankreastan gelen bikarbonat iyonları ve safra birlikte mideden gelen kimusu, yani bulamaçı ne yapacaktır? Nötrleştirecektir. Şimdi mide var. Devamında ne var? İnce bağırsak var, değil mi? Mide nasıl bir ortamdı? Asidik bir ortamdı, değil mi değerli dostlar?
Asidik bir ortamdan direkt ince bağırsağa geçersem, ince bağırsak nasıl bir ortam? Bazik bir ortam. Ne olur ince bağırsak halk rahmetine kavuşur mu? Kavuşur. İşte bunu nötrleşmesini sağlayan kimmiş arkadaşlar? Bikarbonat iyonları ve safra ne yapacaktır? Mideden gelen bulamacı ne yapacaktır? Nötrleştirme etkisi yaratacaktır. Tamam? Unutmuyoruz bunu da. Şimdi buraya kadar anlattığım kısımlarda neye değindim ben? 1. Gastrin hormonuna değindim. 2. Sekretin hormonuna değindim. 3. Kolesitokin hormonuna değindim. Bunlar 3 tane önemli vatandaşlar. Tamam mı? Unutmuyoruz bunları. Kalın bağırsağa geldim. Burada herhangi bir mekanik ve kimyasal sindirim gerçekleşmiyor. Yapısında villus omiculus bulunmuyor. Eminimin tamamlandığı artık organdır. Kalın bağırsakta su, mineral, buradaki bakterinin ürettiği B ve K vitaminleri ne yapacak? Emilecek. Dikkat! Ağız, mide ve ince bağırsak organında kimyasal sindirim, mekanik sindirim ve eminim organının üçü de ne yapacaktır? Gerçekleşecektir. Elbette eminimin en yüksek olduğu yer ince bağırsaktır. Ağız ve mide konu mankenidir burada ama yine eminim gerçekleşiyor. Şimdi ise şuna bakacağız. Sindirime yardımcı organlara bakacağız. Bir, pankreas. Asini hücrenin ürettiği sindirim salgısını Wilson kanalıyla 12 parmak bağırsağındaki Water kabarcığına ne yapıyor? Döküyor. Şimdi pankreasımız var. Pankreasın kanalının ismi neymiş o zaman? Wilson kanalı. Wilson. Tamam mı? Karaciğer dersem eğer ki o zaman ne olacaktı? Doğru söylüyorsun. Kolédoc kanalı olacaktı. Nereye döküyor bak? Water kabarcığına döküyor. Kimin? İnce bağırsağın. Tamam mı? Peki pankreasta en önemli bir tane daha enzimimiz var. O da lipaz enzimi. Lipaz enzimi yağların kimyasal sindirimini ne yapıyor? Sağlıyor. Unutmuyoruz. Tamam mı? Kimyasal sindirim. Karaciğer ve safra kesine bakıldığı zaman ise karaciğer üretmiş olduğu safra salgısını safra kesinde depolar. Karaciğer safra kesesini kullanır arkadaşlar. Nasıl kullanır? Safra kesesi ben ürettim. Bir emek verdim, ürettim. Her şeyi yaptım. Sen de depolama görevi gidiyorum der. Yani karaciğerle safra kesesi arasındaki muhabbet şudur. Ben çalıştım. Bir ürünü ürettim. Ve benim bir tane depom var. Bu depoda da ne yapacağım ben bunu? Depolayacağım. Bu depo kim? Safra kesesi. Safra kesesi safra üretmez arkadaşlar. Safra kesesi sadece safranın depolandığı yerdir. Bu yüzden safra kesesinde herhangi bir şekilde kimyasal sindirim gerçekleşmez değerli dostlar. Tamam mı? Unutmuyoruz bunu da. Safra kesesi depoladığı safra salgısını bakın Kolédoc kanalı ile 12 parmak bağırsağının bakın şu üstteki water kabarcığı burada da var bakın dikkat ederseniz water kabarcığına döker. Yani şurada bir tane ince bağırsak var. Şöyle bir tane kanalımız var. Ve böyle bir tane daha kanalımız bulunmakta. Bu pankreas. Tamam mı? Bu ise ne? Karaciğer. Yani işte safra kesesinin bağlantılı olduğu yer. Buradaki vatandaşım ne olacaktır? Wilson kanalı olacaktır. Buradaki ise ne olacaktır? Kolédoc kanalı olacaktır. Kodlaması basittir zaten. Karaciğer, Kolédoc kanalı. Tamam. Çok zorluk yaşamazsınız. Buradaki ise ne olacaktır peki? Water kabarcığı olacaktır. Bazen W ile gösterirler, bazen V ile gösterirler. Tamam. Şimdi safra salgısı içerisinde sindirim enzimleri bulunmaz. Yani lipaz burada bulunmuyor. Bu nedenle kimyasal sindirim doğrudan etkili değildir. Safranın görevleri ne peki? İnce bağırsağın pH'sının ayarlanmasını sağlıyor. Yağların dikkat mekanik sindirimini sağlıyor. ADEK yani yağda çözünen vitaminlerin eminimini hızlandırıyor. Safra pigmentleri dışkıya renk veriyor. Hatta safra kesesi tıkalı bir insandan bahsedersek eğer ki dışkısı ne olacaktır? Daha açık renkli, koyu renkli olacaktır. Neden? Çünkü safra çalışmıyordur. Zararlı bakterilerin de öldürülmesini ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Karaciğerin görevleri ise safrayı üretmektir. Safranın üretildiği ana yer neresi? Burası. Glikozun fazlasını ne yapacak? Glikojen olaraktan depolayacak. ADEK vitaminlerini depolar. ADEK yine nerede? Yağda çözünen vitaminler. Zehirli maddeleri etkisiz hale getirir. Bakın albümin, globulin, fibrinojen gibi kan proteinleri üretilir. Bunların tamamının protein yapılı olduğunu bilelim mutlaka arkadaşlar. Önemli. Amonyağı üreye dönüştürür. Bunun döngüsü var. Ornitin döngüsü diye geçiyor. Ornitin döngüsü diye geçer. Amonyağı üreye dönüştürecektir. H2O2 yani hidrojen peroksiti parçalayan katalaz enzimini üretir.
Bunu kime verecek daha sonrasında? Anlatmıştık değil mi? Onu nerede anlatmıştık sevgili arkadaşlar? Elbette ki TRT kısmında anlatmıştık. Peroksizom organeline ne yapacaktı? Verecekti. Provitamin A'yı aktifleştirir. Provitamin A neydi peki? Daha sentezlenmemiş öncü vitamin olan A vitaminiydi. Çizgili kaslarda üretilen laktik asit pivota dönüştürür arkadaşlar. Ürettiği eritropoietin hormonuyla alba yapımını uyarıyor arkadaşlar. Eritropoietin hormonu bir kısmı karaciğerde, bir kısmı ise ne yapacaktı? Böbrek üstü bezlerinde salgılanacaktı. Bunun yüzdesi birazcık değişkenlik gösterdi. Onu nerede anlatacağım? Boşaltımını anlatacağım. Demir ve bakır elementlerini depolar. Çok önemli değil. Bu şekilde sağladık, tamam mı? Unutmuyoruz bunları. Peki şu ana kadar konuştuğum kısımda neleri konuştum ben? Bakalım bir hemen. Küçülteyim azıcık bir. Şu ana kadar konuştuğum kısımda neyi anlattım? Sindirim çeşitlerinden bahsettim. Kimyasal sindirimden bahsettim. Burada besin artık ne yapıyordu arkadaşlar? Hidrolize uğrayıp artık farklı bir vatandaş oluşuyordu. Daha sonrasında mekanik sindirimden bahsettim. Burada ise herhangi bir şekilde kimyasal bir etki yoktu. Sadece daha fazla ne yapıyorduk? Yüzey alanı genişletiyorduk. Burada ise sindirim sisteminin bölümünden bahsettik. Ve neden bahsettik? Ağızla başladık. Ağızda neyden bahsettik? Fiziksel ve kimyasal sindirimin olduğundan bahsettik. Burada en önemli kimyasal sindirimin yapıldığı vatandaş amilaz enzimiydi. Yutakta ise herhangi bir şekilde mekanik sindirim veyahut da kimyasal sindirim yoktu. Ne vardı abi? Sadece soluk borusunun kapatılmasını sağlıyordu. Yemek borusunda ise yine mekanik kimyasal yoktu. Peristaltik hareketlerimiz bulunmaktaydı. Mide kısmında hem mekanik hem de kimyasal sindirim gerçekleşiyordu. Ve burada önemli vatandaşımızdan bir tanesi hidroklorik asitti. Mideyi ne yapıyordu? Asidik hale getiriyordu. Yine aynı şekilde bir hormonumuz vardı. Neydi o da? Gastrin hormonumuz vardı. Gastrin hormonu da ne yapıyordu değerli dostlar? Midenin çalışmasını hızlandırıyordu. Değil mi? Unutmuyoruz. Midede hem mekanik hem sinirsel vagus siniri vardı. Hem de hormonal etki gerçekleşiyordu. Devam ediyorum. İnce bağırsağa bakıldığı zaman ise ince bağırsakta ise enzimatik reaksiyonların fazla olduğu ve yine aynı şekilde özellikle neyin gerçekleştirildiği kimyasal sindirimin yüksek olduğu ve şunu da söylemekte fayda var bu arada. Bütün besinlerin karbonhidrat olsun, yağ olsun, protein olsun neyin gerçekleştirildiği parçalanmış olduğu ve eminimin gerçekleştirildiği yerde. Mide kısmında proteinlerin sindirimi ne yapıyordu? Başlıyordu. Bir de ağız kısmında ise ne sağlanıyordu arkadaşlar? Karbonhidratların sindirimi başlıyordu. Tamam, unutmuyoruz bunları da. Devam. İnce bağırsak öz suyunda bulunan enzimler yüksekti bayağı. Aminopeptidaz, karboksipeptidaz, tripeptidaz gibi enzimlerimiz bulunmaktaydı. Bakın dikkat edin şuna. Maltaz enzimi var, laktaz enzimi var, sükraz enzimi var. Niye bunlar var? Çünkü ben besinleri monomerlerini ayrıştıracağım. Maltaz enzimi nerede görevliydi? Maltoza ben su ilave edersem eğer ki burada maltaz devreye girer ve bunu glikoz artı glikoza parçalamamı sağlar. Değil mi sevgili arkadaşlar? Bak bunlar ne peki? Monomer. Neredeyim abi? İnce bağırsak diyeyim. Demek ki hep monomerlerini ayrıştırma nerede gerçekleşecekmiş? İnce bağırsakta gerçekleşecekmiş. Tamam. Daha sonrasında ise pankreasımız vardı. Bunda da yine enzimler vardı çok fazla sayıda. Pankreatik amilaz enzimi de vardı. Lipaz enzimi de bulunmakta. Nükleazlar da bulunmakta. Burada ise sekretin hormonumuz ve kolesitokinin hormonumuz bulunmakta arkadaşlar. 12 parmak bağırsağından. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar hedef organımız pankreas ve karaciğerde sekretinde. Diğerinde ise kolesitokininde ise pankreas ve safra kesesiydi. Her birinin görevlerinden bahsettik. Kalın bağırsakta mekanik veyahut da kimyasal sindirimin gerçekleşmeyeceğinden bahsettik. Eminim olduğundan bahsettik. Daha sonrasında sindirime yardımcı organları konuştuk. Pankreasın önemliydi kanalı, Wilson kanalıydı ve neye döküyordu? İnce bağırsağın water kabarcığını. Kolédoc kanalı ise karaciğerinde ve safra ne yapıyordu? Safra kesesini deponuyordu. Yine buradaki Kolédoc kanalında kimle bağlantıydı? Water kabarcığıyla. İnce bağırsağın water kabarcığıyla bağlantılıydı sevgili arkadaşlar. Bunlardan bahsettik. Ve en son safra kesesi ve karaciğerinde ne yaptık? Görevlerinden bahsetmiş olduk. Bir sonraki dersimizde ise besinleri ne yapacağız? Kimyasal sindirimi ne yapacağım? Geçiş yapmış olacağım. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakınız. Çalışmaya devam.
Bunun devamını yani besinleme kimyasal sindiriminde yarın yüklemiş olacağım. Onu da söylemiş olayım. O zaman kendinize iyi bakınız. Şimdilik hoşçakalınız arkadaşlar. Çalışmaya devam.